Merhaba arkadaşlar, yeni dersimizle birlikteyiz. İç yapıya başlamıştık, karakteri anlattık. İç yapıda şimdi birazcık daha ilerleyeceğiz, konuya geçeceğiz. Daha öncesinde soru sorulmuş bir bölüm arkadaşlar bu. İç yapı zaten başlı başına önemli. Konudan da soru gelmiş bir noktamız iç yapı özellikleri açısından. O yüzden konuya bir bakalım. Öncelikle sizlerden beklentim ve sizlerden beklenti şu... Konu ne demektir bunu ortaya koyabilmeniz gerekiyor. Ana düşünceyle konuyu çıkarım yapmamız lazım. Farklılıklarına bakmamız lazım arkadaşlar. Konu yazarın kafasında kurguladığı şeydir aslında. Konu yazarın bize anlattığı olaylardır. Konu verilmek istenen mesaj değildir. Buna çok dikkat edelim. Konu o mesajın üzerine kurduğu kurgudur. Biz şimdi ona ele alacağız. Ve konuyla ilgili bazı özelliklerimiz, bazı önemli noktalarımız var. Bir tanesi konu bir eserde olmazsa olmaz en başa ölerden bir tanesidir arkadaşlar. Fakat şunu unutmayalım. İyi konu seçtim demek bir eseri edebi nitelikli hale getirmez. Edebi nitelikli hale getiren şey yazarın anlatım tarzıdır, üslubudur. Bu açıdan konu seçimi önemli olmakla birlikte edebi nitelikli hale getirmemektedir. Aklımızda kalsın. Bunun dışında Yetişkin edebiyatıyla kıyaslarsak çocuk edebiyatına. Yetişkin edebiyatında konu sınırı yoktur. Her yazar istediği konuda yazabilir. Fakat çocuk edebiyatında konu sınırlıdır. Hatırla, soru gelecek, şık gelecek. Çocuk edebiyatında konu sınırlı değildir derse yanlıştır. Çocuk edebiyatında konu sınırlıdır. Yani her konuyu çocuğa sunamazsınız. Fakat bunu derken bir soruyu soralım hemen. Ölüm konusu çocuk edebiyatında işlenebilir mi? işlenebilir. Yani sınırsız der, e, sınırlı derken şunu da yapmıyoruz. Hayatın gerçeklerinden uzak bir dünya yaratmıyoruz. Ama tutup da çocuğa ya senin bir küçük kuzun vardı e öldü gömdük. Böyle bir yaklaşımda da yapmıyoruz. Çocuğun ilgisini, algısına, duyu organlarına, gelişim düzeyine uygun halde konular sunmamız gerekiyor. Ve mümkünse uzmanlar şunu söylüyorlar. Konu seçiminde hep pozitif noktalardan seçelim. Ve en büyük kaynağı da arkadaşlar sevgi olarak sunuyorlar. Yani sevgi konusunda yazarların eli bol. Her şeyin sevgisi anlatılabilir. Taş, ağaç, e bayrak, vatan, ulus, arkadaş, anne sevgisine kadar gidebiliriz bu konuda. Peki konuları bu şekilde seçtikten sonra arkadaşlar e yaş gruplarına göre bakarsak. 0-6 yaş grubuna bakalım. Okul öncesi dönemden bahsediyoruz. İşte tam da bu noktada konu seçiminde dikkatli olacağımız bir bölüm. İçerisinde sevgi olan her şeyi konu olarak alabiliriz arkadaşlar. Burada yazarların anlatıları, öyküleri olabilir. Her türlü teknolojik alet kullanılabilir. E, kartlar, resimli kartlar kullanılabilir. Bunların hepsi konu içerisine girer. 0-6 yaş grubunu sevgiyle eşitliyoruz. Peki bir de diğerine bakalım. 7-9 yaşa bakalım. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. 7-9 yaşın adı masal dönemi arkadaşlar. Şimdi masalı eğer siz okul öncesi olarak düşünüyorsanız Hollywood etkisinden kurtulamamış küçük çocuk uyurken hadi masal anlatarım diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ters köşedir dikkatli olalım. Masal okula başlayan çocuğun çocuğa ait bir türdür. O sebepten dolayı 7-9-7-10 yaş aralığı hatta Türkiye'de şu an okula başlama yaşını 6'yı çekelim. 6-10 yaş aralığında çocukların masal çağı olduğunu bilelim. Bu yaş grubundaki çocuklar masallardan hoşlanıyorlar. Kahramanı çocuk olan hayvan olana öykülerden hoşlanıyorlar. Efsane, destan, fıkra gibi öyküler, anlatılardan hoşlanıyorlar. Bunlar seçilebilir. Peki 10-12 yaş aralığına bakarsak. Dönemi şöyle adlandırıyoruz. Serüven dönemi olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Yani bu yaş grubu macerayı seviyor. Ve bu yaş grubunda önemli bir noktamız var. Kız ve erkek olarak ayrılıyorlar. Kızların beğenileri farklı. Erkeklerin beğenileri farklı. Bu noktada dikkatli olacağız. Kızlarda neler söyleyebiliriz? Duygusal kitaplar diyebiliriz. Sanat, sanata yatkın kitapları söyleyebiliriz. Ee, yaşamla ilgili kitapları söyleyebiliriz. Şiir kitaplarını söyleyebiliriz. Erkekler, hazır olun sizinkiler geliyor. Tabii ki öyküleştirilmiş tarih, kahramanlık, serüven kitapları, gezi kitapları. Ortak noktamız var mı kız ve erkek? Birleştiririz. Miza, biyografi, polisiye gibilerde ortak konularımız. Peki son olarak da 12-14 yaşa gelirsek artık soyut dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde arkadaşlar kız ve erkek diye ayırıyoruz yine. Aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyeceğiz. Kızlarda yine daha sevgiye, duygusallığa bağlı eserler, sanata yönelik eserler olacak. Bu demek değil ki erkekler sanattan anlamıyor. Evet, olabilir. O yaş anlamıyor olabilir ama genelde anlıyor. Erkeklerde bu sefer de soyut, düşünceye dayalı öykü ve romanlar ön plana çıkıyor. Güncel konular ve gazetelerin son sayfasında okuduğunu hatırla spor konuları erkeklerde ön plana çıkıyor. Cinsiyet farklılıkları olduğunu söyleyerek konuyu bu şekilde aktardık arkadaşlar. Evet, konuya yardımcı öğelere bakalım arkadaşlar. Olay. Şimdi yazar konuyu buldu. Konuyu oluşturdu. Üzerine bir kurgu oluşturacak. İşte oluşturduğu bu kurguya biz olay diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle düşünebiliriz. Anne sevgisini anlatan ki bu anne sevgisini kullanacağım unutma bunu. Anne sevgisini anlatan bir yazar. Bir çocuğun annesini üzmesini sonra özür dilemesini anlatacak. İşte bu olaydır. Buraya nasıl bir şey koyabilir? Annesinin sözünü dinlememiştir. Annesinin verdiği bir görevi yapmamıştır evde annesini üzecek davranışta bulunmuştur. Bunlar olay oluşturuyor. Şimdi olay noktasında yazarların kurduğu bir şey var. İzlediğin dizilerden hatırla. Entrikaları hatırla. Birbiriyle çatışanları hatırla. Tek yakışıklı çocuğun etrafındaki güzel kızları hatırla. Biliyorum onları kıskanıyorsun. İki taraf içinde de söylüyorum. İşte burada ne yaratılıyor arkadaşlar? Çatışma. Çünkü çatışma her zaman rating getirir. E peki biz kullanmayalım mı bunu? Çocuk edebiyatı yazarları da bunu kullanıyorlar. Edebi bir tekniktir aslında. Kitap yazacaksan unutma çok güzel ipuçları vereceğim şimdi. Çatışma, merak duygusunu ön planda tutar bir kitapta. Okuyucunun meraklanmasını sağlar. Hatırla ilk dersimizde ne dedik? Çocuk dedik ki meraklı bir varlıktır ve merak duygusu asla köreltilmemelidir. Peki yazar çatışmaları nasıl yapabilir? Bir iki başlığımız var. Bunlardan bir tanesi kişinin kişiyle olan çatışması. Yani şu an verdiğim anne ile çocuğun ev içindeki hareketleri iki karakterin, iki kişinin birbiriyle olan çatışmasıdır. Bu çatışmadan sonunun nasıl olacağına dair merak duygusu uyanır. Bunun dışında ikinci maddemiz kişinin kendi ile olan çatışmasıdır. Kişinin iç dünyasıyla yaşadığı çatışmada ben şimdi ne yapacağım? Eğer duyarlarsa ne yapabilirim? Hatta aynı örnek üzerinden gidelim. Annem şu bu olayı duyarsa ne yapar? Bana kızar mı gibi düşünceler kişinin kendi içiyle olan bir çatışmasıdır. Bu da bir çatışma türüdür. 3'e bakalım. Kişi doğa çatışması. Burada yine aynı örnekten gidelim. Çocuğumuz çarşıya marşıya çıkmıştır. Yağmur yağmıştır. Eve gitmeye çalışıyordur. Sırılsıklam olmuştur. Doğa ile mücadele vermektedir. İşte buna da arkadaşlar kişinin doğayla çatışması diyoruz. Ve kullanılan bir yöntemdir. Son yöntemimiz kişi toplum çatışması. Toplum deyince şöyle bir soru işareti canlansın aklınızda. Çocuk edebiyatında toplumcu bir bakış açısı her zaman sıkıntılıdır. Çocuğa sorumluluk yükleyen bir bakış açısı yansır. Ama biz yine de olayın içinde olduğunu söyleyelim. Kişi toplum çatışmasında karakterin toplumu üzerinde biraz e, anlaşamadığı noktalar üzerinden gidilir. Bunu illaki kötü bir şekilde algılamayın. Mesela sürekli köyde yaşamış birinin şehre gelince uyum sağlayamaması bile kişi toplum çatışmasına bir örnektir. Bunlar çatışma türleriydi. Şimdi bu çatışma türlerinden sonra bir de kurgumuzu hallettik. Bu kurguyu zayıflatan öğeler var ve soru olarak geldi arkadaşlar soruldu. Bakın bu nokta soruldu. Ee, belki yine bir soru şıkkı olarak gelebilir. Eleme şıkkı olarak gelebilir. Bilmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi abartılmış merak. Yazdık bir abartılmış merak. Nasıl oluyor? Merak duygusunu istediğimiz düzeyde tutmamız lazım. Hiç merak duygusu yoksa o eser kötüdür arkadaşlar. Kurgu zayıftır. Ya da bunun tam tersi. İnanılmaz bir merak duygusu var. Çözüm yok. Evet bu da sıkıntılı. Fazla merak iyi değil deyip geçiyoruz. 2. İsmi rastlantısallık. Yani bir kurgu yaratıyor yazar. Tam olayları sıkıştırıyor, çatışmaları koyuyor. Hop! Yeşilçam Türk filmlerini hatırla. Adama araba vuruyor, gözü kör oluyor. Böyle bir şey yok. Tesadüflere bizim eserlerimizde yer yok. Yani olayları belirli mantık üzerine kuracağız ki hatırla çocuğun bilişsel zihinsel gelişimi sağlanacak. O yüzden rastlantısallık kurguyu zayıflatır. Olamaz. Şıklarda gelebilir belki. Rastlantıyla çözülmesi hatalıdır. Son olarak arkadaşlar duygusallık. Duygusallık derdeme hatırlayacağın yazarı söyleyeyim ben hemen sana. Kemalettin Tuğcu. Film karakteri söyleyeyim. Küçük Emrah. Ajitasyona yer yok. Eğer bir edebiyat eseri duygu olayını fazla abartıp çocuğu bu noktada yıpratıyorsa bu da kurguyu zayıflatır ve çocukta bir rahatsızlığa yol açar. Duygu bozukluğu. Duygu bozukluğu dediğimiz olay eğer çevrenizde varsa bir bakın. Kemalettin Tuğcu okuduysanız ki sizde kesin vardır. Küçük Emrah filmlerini okuyan tüm ülkede var. Olaylara karşı verilecek tepkilerin ölçüsüz olması. Bir ölümle karşılaştığında tam olarak çocuk net tepki veremez, üzülemez. Bunun dışında oyuncağı kırıldığında ortalığı yıkar. Buna biraz duygu bozukluğu diyoruz. Üç taneyi tekrarlayalım o zaman. Abartılmış merak, rastlantısallık, duygusallık arkadaşlar, kurguyu bozan etkenler. Neler gördük? Hemen ona bakarsak, iç yapı özelliklerinden konuyu gördük. Konu seçiminde nelere dikkat edeceğiz? Bunlara baktık ki sınırlıydı, hatırla. Bundan sonra olaya baktık. Olayla konu iç içedir, birliktedir, ayrılamaz bir bütündür. Olay oluşturan en güçlü temel çatışmadır. Çatışma sağlıklıysa olay başarılıdır ve Kurguyu zayıflatan öğelerimizi sıraladık. Bunlar da konuyu zayıflatacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.